Hasan Cemal, Özgür Özel'in Erdoğan'la diyalog talebini neden önemsiyorum? 31 Mart penceresini açan CHP hem kendisini hem Türkiye'yi bundan sonra büyütmek istiyorsa, bunun için siyaset meydanına bir büyük uzlaşma projesi, 4 dört 4'lük bir demokratik anayasa önerisi sunmalıdır. Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme isteğini, diyalog talebini önemsiyorum. Tıklayın, Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceğim neden? Çünkü, çok partili demokrasiye adım atıldığından beri bu ülkede siyasi liderler birbirlerine el uzatmadılar. Asker darbe yaptı, başbakanlar asıldı, siyasi liderler hapse atıldı, partiler kapatıldı, siyaset yasakları konuldu. Ama gel gör ki liderler, ara sıra yakınsalarda, içlerine sinmese de, olan biteni seyrettiler, sineye çektiler. Askeri darbe anayasalarının kırmızı çizgileri içinde oynamayı demokrasi sandılar. Oysa yapılması gereken, askerin yaptığını sineye çekmek değil, tam tersini yapmaktı. Dur demekti askere. Bir büyük uzlaşma projesiyle siyaset sahnesine çıkmaktı. Bütün farklılıklarla barış içinde birlikte yaşanacak ortak bir demokrasi çatısı kurmaktı. Bunun için dört dörtlük bir demokratik anayasa yapmaktı. Gerçek bir hukuk devletinin, adalet ve özgürlük düzeninin temellerini hep birlikte atmaktı. Ama olmadı, yapamadılar. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'sının siyaset sahnelerinde gerçekleştirilen büyük uzlaşma, işbirliği projeleri bizde ne yazık ki hayata geçirilemedi. Liderler hep kendi başlarına oynadılar. Hep kendi başlarına yapabileceklerini sandılar. Hep birbirlerini yenerek, birbirlerini siyaseten tüketerek, kendi başlarına Türkiye'nin önünü açabileceklerini sandılar. Hep tek adamı oynadılar, İngilizce deyişle one man show'a özendiler. Kendi kendileriyle o kadar meşbu, o kadar doluydular ki, demokrasiyi hep kendileri için istediler, her şeyi kendi başlarına yapabileceklerine inandılar. Seçim sandığından çıkmayı yeterli gördüler, demokrasiyi sadece, oydan, seçim sandığı, neyden ibaret gördüler. Kendilerinden başkasına dudak büktüler, küçümsediler. Demirelleri, Özalları, Ecevitleri düşünün. Evet Demirel, altı kere gitti, yedi kere geldi. Bununla övündü. Evet, barajlar, köprüler, yollar kralı, oldu. Evet Özal, iki elini havada kavuşturdu, meydanlarda, dört eğilimi birleştirdim, diye koşturdu durdu. Evet Özal, Türkiye'de, piyasayla, rekabetle ekonominin önünü açtı, ekonomiyi dışa açtı ve ülkeyi ihracat yollarında yürütmeye başladı. Evet Ecevit, demokrasi mücadelesi açısından çok anlamlı örnekler verdi, meydanlarda kitleleri dalgalandıran duygulandırıcı konuşmalar yaptı, çok partili siyasal tarihimizin belki de en karizmatik lideriydi. Peki ya sonuç? Üçünün de kurdukları partiler, Demirel'in DYP'si, Özal'ın ANAP'ı, Ecevit'in DSP'si silinip gittiler. Demirel'de, Özal'da, Ecevit'te o kadar yıl birbirleriyle kavga edip durdular. Egolarına, kibirlerine dur deyip birbirlerine el uzatmadılar. Türkiye'nin temel sorunlarını çözüm rayına sokabilecek büyük koalisyonlar, siyasal işbirliği, uzlaşma projeleri akıllarından geçmedi. Böylesine bir vizyondan, demokrasi kültüründen yoksundular. Soldan sağa Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Bülent Ecevit Turgut Özal ve Necmettin Erbakan Türkiye'nin siyasi tarihinde uzlaşmaz tavırlarıyla da iz bıraktılar sonuç ortada. Yüzyıl önce Atatürk'ün, Cumhuriyet devrimiyle yıkılan, saltanatın yerine, 100 yıl sonra bugün, bir başka saltanat, gelmiş durumda. Çünkü Türkiye, çok partili demokrasiye adım attığı 1946'dan beri tam 78 yıldır Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle, taçlandırabilmiş, değil. Cumhuriyetin kuruluş döneminde yapılmış bazı temel yanlışları düzeltebilmiş değil. Türkiye 78 yıldır kökleri Osmanlı'ya giden kültür savaşlarını, kutuplaştırmaları sonlandırabilmiş değil. Türkiye 78 yıldır siyaseti husumet üzerinden, düşmanlık üzerinden yapan siyah-beyaz anlayıştan kopabilmiş değil. Bu yüzden demokrasiden de, hukukun üstünlüğünden de, insan hakları ve özgürlük düzeninden de, Demokrasinin temel taşı olan dine saygılı laiklik çizgisinden de Türkiye'yi kanatan Kürt sorununun çözümünden de ne yazık ki hala uzağız. Söz galiba uzadı. İşte bütün bu düşüncelerle Özgür Özel'in Tayyip Erdoğan'a dönük diyalog isteğini yukarıda özetlediğim nedenlerle önemsiyorum. CHP'nin 31 Mart seçim zaferiyle Türkiye'nin önünde yeni bir dönem açılıyor. Bu dönemde hiçbir şey artık eskisi olmamalı. 31 Mart penceresini açan CHP bundan böyle hem kendisini hem Türkiye'yi büyütmek istiyorsa siyaset meydanına bir büyük uzlaşma projesiyle, 4 dört 4'lük bir demokratik anayasa önerisiyle çıkmalıdır. Seçim kazanan bir parti liderinin 20 yıl sonra seçim kaybeden bir lidere el uzatması bir ilktir çok partili siyasal tarihimizde. Sembolik de kalsa Sayın Özel'in bu çıkışını demokrasi açısından önemsiyorum.